Havalimanlarının en önemli alanlarından birini de pistler oluşturur. Pistlerin yönleri rüzgar durumuna göre uzun incelemeler sonrasında belirlenir. Her pistin bir numarası vardır ve bu numaraya göre adlandırılır. Havacılıkta her şeyde olduğu gibi bu numaraların da çok önemli işlevleri vardır. Peki pistlerin numaraları nasıl belirlenir? Pistler 360 derecelik harita sistemine göre isimlendirilir. 0 derece kuzeyi, 180 derece güneyi, 90 derece doğuyu ve 270 derece de batı yönünü temsil eder. Pistlerin numaraları da konumlandırıldıkları yönlere göre belirlenir. Adlandırılırken son rakam atılır ve iki rakam olarak belirtilir. Örneğin pistin yönü 230 derece ise 23 olarak isimlendirilir ve havacılık kuralları gereği rakamlar tek tek söylenir. Örneğin 23, 2-3 olarak okunur. Uçaklar her pistin iki tarafından iniş kalkış yapabilir. Bu nedenle pistler iki numarayla isimlendirilir ve bu rakamların arasında 180 derece fark vardır. Örneğin 0523 pistini ele alırsak, pistin bir yönünün 50 dereceyi, diğer yönünün ise 180 derece fazlası olan 230 dereceyi gösterdiği anlamına gelir. İstanbul Havalimanı'nda olduğu gibi bazı havalimanlarında aynı doğrultuda birden fazla pist bulunur. İniş ve kalkış yapılan açıya göre pist numarasının arkasına uygun harf belirlenir. Örneğin sol taraftaki 18 L, sağ pist 18 R, merkezdeki ise 18 C olarak adlandırılır. Manyetik kuzeye yakın bölgelerde ise T harfi kullanılır. İstanbul Havalimanı'nda 3 ana pist ve 2 yardımcı pist bulunuyor. Ana pistlerin adları 34 L, 16 R, 35 R, 17 L ve 3618. Yardımcı pistler ise 34R, 16L ve 35L, 17R olarak adlandırılıyor. Türkiye'deki havalimanı pistlerinin adlandırılması, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO kurallarına göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yapılıyor. Havalimanındaki tüm pistler kuzey-güney doğrultusunda olduğu için adları birer fark eklenerek belirleniyor.